Bismillahirrahmanirrahim. Arapça analiz videolarımıza devam ediyoruz. Bir hadisi i şerif ile karşınızdayız. Hadis-i şerif metni şöyleymiş. Kultu ben dedim ki Ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü Kul söyle de Li bana Fil İslam'ı İslam hakkında ne söyle? Kavlen bir söz söyle. Bir şey söyle. Ama öyle bir şey olsun ki bu la eselu ben sormayayım, istemeyeyim an hu o söze dair bir şey istemeyeyim, sormayayım Ehe'den herhangi birisine gayrake senden başka birisine bu konuya dair bir şey sormaya da ihtiyaç duymayayım. Kale Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kul söyle. Şunu söyle yani. Amentu billahi. Amentu ben iman ettim. inandım billahi Allah'a. Söyleyeceğin şey cümle budur. Bunu söyle. Sümme daha sonra bunu söylemenin ardından isteğim. İsteğim dost doğru ol. Önce Allah'a inan sonra da dost doğru ol dedi böyle buyurdu. Rava rivayet etti. Hu bu hadisi kim? Müslimun İmam Müslim. Mana kısaca böyle. Şimdi bunu nahi sarf açısından incelemeye alalım. Bakalım burada neler görebiliyoruz. Tabi şimdiki incelememizi neye göre yapıyoruz? Yani az çok Arapça görmüş. Orta seviye Arapça öğrendiğini, okuduğunu düşünen birisine göre anlatacağız. An'dan başlayalım. An nedir? Harfi cerdir. Lil bu'ndi vel mücavizeti. Bu'd ve mücavizet manaları için kullanılan bir harfi cerdir. Harftir yani de harflerden de cer harfidir. Şimdi harfleri ikiye ayırabilirsin. Bir hurufu maani yani mana harfleri cümle içerisinde kullanıldığında belli bir mana için başlı başına kullanılıyor. Bir şey aracı olarak kullanılıyor kendi kendine değilse de. Bir de hurufu maninin dışında mebani var. Hurufu mebani o da ne oluyor? Sadece kelimeleri oluşturmak için kelimenin bir cüzü. Yani bugün Ahmet derken orada hemze var, ha var, mim var, dal var. Oradaki harf gibi. bunu şuradan bakabilirsin el huruf harfler nedir? Ya hurufu manidir ya da hurufu mebanidir. Hurufu mani kendi içerisinde amil ve gayri amil olarak ikiye ayrılır. Mani olan harfler amil olabilir de e, olmayabilir de. Mesela ne var? Atıf harfleri. Atıf harflerinin bizzat kendisi amil değildir. Amil midir? Değildir. Sağdaki irabı sola aktarır diyebilirsin kısaca. Ama amil olan meani harfleri de var. Ne onlar? Fiilde kullanırsan işte cezim harfleri var. Cezmeden. Lem gibi mesela. Nasf harfleri var. En gibi. Ee, bunun dışında fer'i harfler de var. Cer harfleri işte konumuz tam olarak burası değil mi? Yani harflerin genel kategori harf harflerin mani kısmının amil kısmının isimlerde amil olanı oradan da cer harfi. Çünkü amil olan da isimlerde amil, fiillerde amil, hem isimde hem de fiilde amil olarak üçe ayrılıyor amil olan kendi içerisinde. Burada isimlerde amil bölümünün cer harfi bölümünden o kategoride yer alan en harfi cerrini görmekteyiz. Burada görüyorsun yani e, cezim harfleri neler, nas harfleri neler, cer harfleri neler böyle. E, burada cezim harfleri, burada nas, burada cer harfleri böyle devam ediyor. Kategori olarak nerede yer aldığını göstermeye çalıştım. Demek ki an nedir? Hurufu meanidendir. Mebaniden değildir. Bizzat kendisi sukun üzere mebni Harftir değil mi? Sukun üzerinde mevnidir. An Bazen iltikai sakineyinden ötürü an harfi cedrinin nununa kesre verildiğini de görürsün. Arizidir ama. İltikai sakineyinden kaçınmak için verilir. Andan sonra peşine ne gelmiş? Ebi gelmiş. Ebi kelimesini görünce aklına senin ne gelmesi lazım? Bugün bir avamil okuyan kişi şunu da bilmesi gerekir değil mi? Ebu'n ''Ekhun'' böyle birkaç kelime var. Kaç tane? Avamilde 6 deniyor. 6 tane. İlletli isim deniyor buna. 6 illetli isim. Okuduğun kitaba göre bazı kitaplarda 5 illetli isim denir. Bir tanesi çıkartılır buradan. Bu 6 illetli isim veya 5 illetli isim diyelim. O kategoride, o grupta yer alan kelimelerden bir tanesi ''Ebun''dur. ''Ebun'' kelimesinin kendisine bahsedilen, kendisine vaat edilen özel irabı alabilmesi için yani ne demek istiyorum? rafında vav wow, nasb halinde elif cer halinde ya'yı alabilmesi için bir takım şartlar vardır. Bu şartlar tutarsa rafında vav wow, nasbında elif cerinde ya alır. Şartlardan birisi tutmazsa o zaman farklı bir irap alır. Bu irab alabilmesi için bir takım şartlar var. O şartlar tutmuş mu diye bakabilirsin. Bu şartların tuttuğunu görmekteyiz. Nitekim şu anda cer halinde. Cer alameti olarak ya almıştır. Kelime aslında bayda bitiyor yani. Sondaki ya nedir? Cer alameti olarak eklenen harftir. Ha o zaman bu kelime irabını harf ile almıştır. Bak ile değil. Bağdaki kesre bunun cer alameti deme yani. Cer alameti gördüğün ya'dır. Hareke değildir. Harftir. Şartlarda tutmuştur. Avaminde bahsedilen işte ismi tasvir kalıbında olmaması, mütekellim yasından başkasına muzaf olması gibi, müfret olması gibi şartlar vardı. Onlar tutmuştur. Ebi kerimesi mecrur, celalameti ya. Peşine amrin geliyor. Amr kelimesinin vavla yazıldığını biliyorsunuz. Vav yani burada atıf harfi değil. Kelimeye bağlı bir harftir. Peki amr kelimesini nedir? Amr da mecrurdur. Çünkü ebi muzaftır. Hem anafi cerrinin mecruru hem de muzaftır amr kelimesinin muzafı olur. Ha o zaman amr ne olur? Muzafın ilehi olur. Evet. Cer alameti ise zahiridir. Ra'da görmüş olduğun kesre onun nesi olur? Cer alameti olur. Kendisi alem munsarif oluyor. Alemdir. Özel isimdir. Munsariftir. Yani gayrı munsarif değildir. Ve Bile Gile kelimesine baktığımızda burada geçen var için atıf harfi olduğunu söyleyelim öncelikle. Bunun dışında gile mazi fiildir. Başka? Meçhuldür. Fetezleri mebnidir. Değil mi? Aslı nedir? Gilen aslına ne? İlal de var. Sayfına da değinelim. Hep nahivden gitmeyelim. Ee, Kerim esasen aslına baktığında kabele. Malum olarak kabele. Ne gibi? Nasara gibi. Bir fark yok. Nasara kabele. Ketebe fetah, Böyle. Meçhul yaparsan nasara ne olur? Nasara bu durumda nusira şeklinde karşına çıkacaktır. Nu sira. O zaman kavereyi ne yapman gerekir? Onu da guv ile yapman gerekir. Mazide fiilin meçhulleşmesi şar fiiline zamme, aynel fiiline kesre, lam fiiline feta. Guv ile bu şekilde olur. Peki bu şekilde oldu. Maksutta da ifade edildiği üzere vav'ın kesresini makabdine veriyoruz. Ma makabline verdiğimizde kafta artık ne olur? Kestre olur. Kafta ne var? Kesre var. Artık zamme yok. Vav'ın kestisini sağ tarafındaki afi. kafa verdiğim için Vav'da bir şey kalmadı yani. Vav sakin kaldı bu durumda. Yeni yazılış guvile değil artık. Nedir? Gı. Vav sakin. Ma kabli meksur. Vav'ın yaya çevrilmesi lazım çevirdik. Böylece ile oldu. Yani kaf ile lam arasındaki ya nereden geldi? İşte buradan geldi. Vav'ın arkasını makabine verdik. Vav sakin. Makablinde ise kesre var. Vav'ı ya'ya çevirdik. Sakin vav'ın makabli meksur olduğu için ya'ya ya çevirdik. ile oldu. Gile denildi. Ebi amrate. Evet. Şimdi Neredeyiz? Burada Ebi kelimesiyle mecrur bir isim oluyor değil mi? Ebi nedir? Mecrur bir isimdir. Buradaki Ebi şöyle yani, ''An Ebi amrete'' denildi ki Ebu Amre'den rivayet edildi. Yani burada ne var? Gıyla ile Ebi arasında gizli bir ''an'' harfi celdi var. ''Mahzuf'' diyoruz ona. Ondan dolayı ''Ebi'' şeklinde yazıldı da ''Ebu'' yazılmadı, ''Eba'' yazılmadı. Ebi kelimesi mecrur. Niye mecrur? Hemen sağ tarafında gizli bir an harfi cerri vardır. Ondan dolayı. Nereden biliyorsun gizli an olduğunu? Sağ tarafında bunu tefsir eden durum var yani. An ebi. Burası da o zaman an ebi. Evet. Çünkü ebi şeklinde mecrur olabilmesinin gerekçesi başında onu cereden bir şey olmalı. O da harfi cerdir. O da an harfi cerridir. Mana an harfi cerrini zorunlu kılıyor. Felanca dan rivayet edildiğine göre, duyulduğuna göre. Bu yüzden an vardır. Ceralameti yağdır yine. Esma-i Sitte -telle denen altı illetli isimden bir tanesidir. Ve kendisi muzaftır. Amre kelimesi onun muzafını ileyhi oluyor. Kendisinin cer alameti amranı nedir? Fethadır cer alameti. Niye da kesre değil? Buna ne derler? Niyabeten anil kesre kesreden naib olarak fetha yazılmıştır. Tuhfetü seniye de böyle geçer. Niye? Çünkü kendisi ver musariftir. Niye? E, alemdir ve teknistik içermektedir. Alemdir, özel isim. Teknistir, yani mühendestir. Alem artı müennestik gerekçesiyle bu kelime ver O zaman cer alameti olarak fethayı almıştır. Evet, durum bu. Peşine süfyane. Süfyan diye bir kelime gelmekte. Süfyan kelimesi atfi beyan olmaktadır. Ebi Amr kelimesi için atfi beyandır. Mecrur, ceralameti yine feta, yine kesede naip olarak fetalanmıştır. Çünkü gayrimunsariftir. Ee, niye gayrimunsariftir? Kendisinde ne var? Yine alemiyetlik var. Başka kelime elif ve nun ile bitmiş. Elif nunla bitmiş. Artı alemiyet var. Bu gerekçelerden ötürü kendisi gayrimusarif olmuştur. Peşine bin kelimesi yani süfya nebi nundan geçiş yapıyorsun. Nebi ni ibin kelimesi. Kendisi süfyan kelimesinin sıfatı oluyor değil mi? Onda onun sıfatıdır. Mecrurdur celalameti kesre zaten. Ve aynı zamanda İbin kelimesi muzaftır. İbin kelimesini bedel de sayabilirsin. Burada sıfat olarak değerlendiriyoruz. Şimdi İbin kelimesi diyoruz hemzere esasen. Kelime şudur yani. İbnun Max okuyanlar bilir ki tabii Farklı kitaplarda da geçiyor. İbin kelimesinin evvelindeki hemze nedir? hemze vasıldır. Geçiş halinde düşebilir. Şimdi geçiş halinde okunmamasının nedeni hemze-i vasıl olması ama Burada yazıda bile yok. Okunup okunmamasını boş ver. Nun ile ba arasında hemzeyi göremiyorsun. Bak burada hemze yok yani değil mi? Tam şurada. Yazıda yok. Yazıdan düşmüş. Niye? Çünkü iki özel isim arasında ibin kelimesini görürsen, iki özel isim arasında ibin kelimesinin hemzesi, iki özel isim arasında hemze düşmüştür. Çünkü Süfyan özel isim, Abdullah da özel isim. İbn kelimesi ayrıca muzaf dedik. Abd onun muzafın ileyhi. Abd ayrıca muzaf. Lafzatullah onun muzafın ileyhi. Baya böyle muzaf muzafın ileyhi gidiyoruz. Peşine radıye fiili geliyor. Sen bil ki radıyenin aslı radı vedir. Evet kelimenin aslı sonunda ya değil vav vardır. Daha sonra vav olmuş? Ya'ya dönüşmüş. Biz bunu maksut izzi gibi kitaplarda izah ettik gerekçesine. Radiye yerda. Radiye yerdayu alime ya'lemu. Dördüncü baftan olur. Ee, ne diyelim? Şimdi baktığın şekle bağlı yani. Son haline bakarsan yağlıdır. Ya nakıs dersin. Ama daha önceki aslına bakarsan, kelimenin ilk türediği hale bakarsan vavi nakıstır. Buna ne derler? Şöyle derler. Eslül ba'id, eslül qarib. Yakın aslı, uzak aslı. Aslın aslı. Bu tür kavramlar var. Yani şu anki haline göre ya i nakıstır ama kelimenin önceki halini baz alırsan vavi nakıstır. Bakış açına bağlı. Radiye mazi fiil fetha üzere mebni lafzatullah onun faili merfu raf alameti zamme Radiye mazi fiil Şimdi yani mazi fiile çeşitli şekilde mana verilebilir. Mesela radiye ketebe fetha gibi yardım etti, yazdı, baktı, anladı, uçtu veya dua manası. Baksın, anlasın, razı olsun kim Allahu yüce Allah razı olsun kimden en ondan an harfi cer başta geçmişti hu muttasıl mecrur zamir hu zamir tabi zamme üzeri mebni ama nedir mahallen mecrurdur çünkü harfi cerin peşine bir mecrur kelime lazım ya lafzen mecrur ya takdiren mecrur ya mahallen mecrur hu mebni mebniler mahallen ilap alır mahallen mecrur diyoruz. Kale hüve, kale fethazir mebni mazifil, vavi bir ecreftir. Hüve, gizli zamir onun faili oluyor. Peki buraları bitirdik. Peşine kultu, ben dedim. Kim dedi? Ben dedim. Geç öncesinde kale var. Evet, kale açıklamıştım. Kultu, kultuya baktığımızda neler görüyoruz? Kelimenin aslına bakarsan, gultu için aslına bakarsan nedir? K, V, L. Önce şunu söyleyelim. Gultu, mazi fiil, nefsi mütekellim, vahdeh diyoruz. Birinci şahıs, tekildir. Aslı, kelimenin aslı K, V, L. Nasara, Ketebe gibi. Keteb, tu, feteh, tu. O zaman, keteb, tu, feteh, tu. Bir tanesini yazayım örnek olarak. Ketebe yazayım mesela. Yani ketep tu yazdığında, fetah tu yazdığında, haraj tu yazdığında, semiyen tu yazdığında ne var? Fial fiili var. Kef. Aynel fiili ta, lamel fiili ba var. Kısacası fial aynel lamel orada var. İlave olarak tu ekleniyor. Bu kalıpta. Nefsi mütekelinin vahdeh kalıbında. E, gul tu. Kelime nasıl? kabul ediyorsun. Kaf var mı? Evet. Demek ki fiil fiili var. Vav var mı? Aa, vav yok. Lam var ama. La fiili var. Vav niye yok? Hani aynı fiil fiili yok. Ne vav olarak var ne de elif olarak. Kale olarak. Elif olarak da yok. Kısacası aynı elif fiili hasfedilmiş gitmiş. Evet. Yani gultunun aslı ne olur bu durumda? Kavele. Bak asla göre fiil çekimi diye bir şey var. Kavele. Kavela. Kavelu. Kavelet. Bunu bir kitapta bulamazsın yani bir Arapça isim fiil çekim kitabında bu yoktur. Gale diye çekim var. Gale, gala, galu, galet böyledir. Ama ben aslına göre çekiyorum. Gavele, gavela, gavelu şeklinde çekim yaptığında gultüne ne gelir? Gultu, gavelt olarak gelir sana. Kavelt. Fa fiili kaf, ane fiili vav, lame fiili lam. Sondaki tu zamirdir, faildir. Evet, gabeltü diye gelir. Peki gabeltüydü bu kelime de nasıl gultü oldu? Evet, ilal konusuna değiniyorum. Bunun cevabı izzi de verilmiştir. Daha fazla bunun detayına girmiyorum. Tamam, izzi seviyesi bir bilgidir. Bunu biz anlattık. Farklı kişilerden, hocalardan da duymuş olmalısınız. Gultü, gul sükun üzeri mebni, mazi fiildir. Tu onun faili, mutasır merfuz amir. Ya Resulallahi. Ya nida harfimiz. Yani Nida harfimiz. Tabi şey atladık şimdi burada. E, ee, gale dedi kim dedi? ve o kişi dedi. Iyi de ne dedi? Denilen şey nedir? Denilen şey kurulan cümle ne olacak? Mef'ul olacak. Her ne denildiyse o nedir? Mef'uldür. Ya Resulallahi. Ya nida harfimiz kendisi için bizzat iraftan mahal yoktur. Rasule Rasul kelimesi münadadır, mensuptur. Çünkü muzaftır. Muzaf münada diyoruz kendisi için. Nas alameti açıkça fetha zaten. Lama fetayı niye verdim? Münada diye değil. Muzaf münada diye. Kendisi muzaf burada. Her münada fetha alır, mensup olur diye düşünmemek lazım. Rasul demek ki muzaftır, münadadır. E, Lafzatullah muzaf ile zaten o yüzden cer olmuştur. Peşine kul kul kelimesi sukun üzeri mebni emri hazırdır. Ente gizli zamir fail olur bu kalıpta. Entenin bu kalıpta gizli olarak zamir olması. Yani istitarı vaciptir derler buna. Tabi gul kelimesinde de ilal var. Şimdi kendisindeki ilal de maksutta ele alınmış. Aşama aşama yazılmış. Bunu şema halinde anlatmışız zamanında. Gul kelimesi dikkat edersen iki haftanın oluşuyor. Kaf ve lam. Az önce dedik ki aynı fiil olan vav var. Bak aynı fiili burada yok ama. Niye yok? Gerekçesi. Sonra ketebeden uktub. Nasara'dan unsur. Feteheden ifteh. Yani başta hemze oluyor değil mi? İfteh. Unsur. Uktub gibi. Emre hazır yazarken. E, gul emri hazır diyorum. Başında bak hemze yok. Yani ukvul değil, ugul değil ne oldu? Hep ilal konuları, hep maksut konuları. Daha önce okuyanlar biliyordur. Okumayanlara da okumalarını öneririz. Veya bizim kayıtlarımıza bakabilirler. Sukun üzere mebni emri hazır ente fa'il dedik. Bu böyle bitti. Peşine ne gelmiş? Li harfi cerdir. Ta'lil için gelmiş olan harfi cerdir peşine gelen ya mütekellim zamiri olarak adlandırılıyor. Kendisi nedir? Mahallen mecrurdur. Mebnidir, mahallen mecrurdur. Li fil-İslami. Fi harfi harficar el -islam onun mecruru. El-İslam esleme. Esleme. Esleme yani ekrame, efale, ehrece gibi ifal babından. Esleme yüslimu İslamun Ef'ale yuf'alu if'alun. Ekrame yukrimu ikramun. ifal babından mastardır demek istiyorum. Mastar gayrimimi. İslam kelimesi. Mecrur, cer alameti kesre. Niye mecrur? Başında harfi cer olan fi vardır. Bundan dolayı. Kavlen. Kale yukulu. Kavlen. Kale'nin mastar gayrimimi oluyor. Mefulü bihtir. Mensup. Nasıl alameti fetha? La nefi harfidir. Olumsuzluk harfi. La eselu ben istemeyeceğim, sormayacağım. Muzari fiildir, merfudur. O yüzden de ama zammeyi verdik. Niye peki e, merfu? Çünkü evvelinde onu nasbeden ve cezmeden bir şey yok. Buradaki nefi harfi olan la, irab etki yapmaz. O yüzden e, es elu fiil, normal çekim hali üzere yazılmıştır. Bugün nasara yen suru yen suran yen surune ten suru ten yen suruna en suru geliyor. Ketebe yektubu çekim yap ektubu geliyor. Yani sonuncu harfte zamme oluyor demek istiyorum. Evet es elu böyle bir fiil oluyor. Peki fail nerede? Faili kendisinde gizli olan ve takdiri ene olan yani açılımı ene olan zamirdir. Demek ki enene kendisindeki gizli zamirdir. Faildir. En hu harfi cer ve mecrur. En harfi cer hu onun mecruru. En sukun üzeri mebni. Daha önce geçti onu anlatmayalım. Hu muttasıl mecrur zamir. Niye muttasıl? En harfi cerine bitişmiş. Niye mecrur zamir diyorsun? E harfi cer ona ne iş yapacak yani? Onu mı edecek? Harfi cerin görevi cer etmektir. O yüzden muttasıl mecrur diyoruz hu zamirine. Ahenden mehfudubih <gülme> oluyor. Mensup, nasip alameti fetha. Temin yani görüyorsun. Gayrake. Gayr burada ahad kelimesinden bedel oluyor. Ahaden birine, başka birisine. Birisinden maksat gayrake yani. Senden başka birisine. Herhangi birisine olmuş olur. Demek ki gayr nedir? Ahadden bedel oluyor. Mensuptur, nasip alameti. Açıkça fetha. Gayra. Gayra şeklinde görülmekte. Veya şu şekilde değerlendirebilirsin. Gayr bildiğiniz üzere istisna edatlarından bir tanesidir. İstisna edat illadan ibaret değildir. Gayr var, siva var vesaire. Gayr için de istisna edatı diyebilirsin. Değil mi? Bu durumda değişen bir şey mi olur? Olmaz. Yine fetha ile yazılmıştır. Değişen bir şey yok yani. Gayr her halükarda ama nedir? muzaftır. Peşine gelen kaf, gayra, ke, orada K farimiz mahallen mecrur oluyor. Muzafun ileyh oluyor. Fetha üzere mebni tabi ke yazılışı böyle. Ama mahallen mecrur çünkü gayr muzaftır onun cereder. eder. Kale dedi hüve o kişi. Yani peygamberimiz dedi. Hüve ne oldu? Fail oldu. Kale fetha üzere mebni mazi fiilken kendisindeki gizli zamir olan hüve onun faili olmaktadır. Kale ne dedi? Kul, söyle, sukun üzere mebni emir hazır. Ente, gizli zamir fail olmaktadır. Peki ne söyle? Hadis metnine anca geldik. Amentu, ben iman ettim de. Ben inandım de. Mazi fiildir, sukun üzere mebni'dir. Niye? Kendisine mutarcik ref zamiri bitiştiği için tu, te, ti gibi yani harekeli ref, na da olur. Harekeli ref zamiri fiili bitişince o fiil ne olur? Sukun üzere mevni olur işte. Amene, emine sonuncu hafta sukun görüyorsun. Böyle bir ezbere gerek yok ama zaten e, sonuncu la fiiline bakarsın. La fiilinde ne görüyorsan onun üzerine mevnidir. Tabi tüfe tüseniye ya yazarı buna katılmaz ayrı mesele. Amen tu amen fiili sukun üzere mebni tu fail. Tu lafzan zamme üzere mebni ama mahallen merfu. Çok da farklı değil gerçi. Amen fiilinin biraz sarfına değinelim. Fiil esasen sülasi mücerret olarak neymiş? E -mi ne? Yani mehmuzul fa emine fiili. Fiil fiilinde hemze bulundurulduğu için Mehmuzül fa diyoruz. Emine ye'menu alime ya'lemu gibi. Dördüncü bab oluyor. Sülâsi mücerret olarak. Emine fiilin ifhal babını aktardığın zaman ifhal babı alameti olarak fiilin evveline bir tane daha hemze eklenmesi gerekir. Değil mi? Kerume ekrame. Haraca ehrace. Bu durumda iki hemze olmuş oluyor. Dağlarındaki işlemlerden dolayı son olarak karşına bu fiil amene olarak gelir amene çekim yaptığında amentu şeklinde karşına geliyor. Yani ne demek istedik? İfal babındandır. Mazidir. Nefsim tükelli vahdehdir. Sükun üzeri mebni'dir. Tu da failidir. Peşine billahi ba harfi cer lafzatullah onun mecruru olmakta. Fümme, fümme fetha üzeri mebni oluyor değil mi? Atı harfidir kendisi tertip ifade eder. Yufidu et tertib. Yani bir tercih ifade eder mi? Etmez. Ama tertip ifade tertip yani sıra. Önce Allah inandım diyeceksin. Sonra dost olacaksın. Sıralama var. Sen Allah'a inanmadıktan sonra düzgün insanmış, doğru insanmış, insanlığa faydası varmış. Kendisine faydası yokmuş ama Allah'a inanmadığı için. Amentu billahi sümme istekim. Sümmen. Yüfid ve tertip, ifade ediyor. Aynı şekilde yüfid ve takip, takipti ifade etmektedir. Peşine istiqim geliyor. İstiqim ne? Emri hazırdır, sukun üzerine bilinir, Faili gizli zamir entedir. İstiqim kelimesine birazcık değinmeye çalışalım. İlal olarak, nahiy olarak belli zaten söyledik. İlal olarak şunları söyleyebiliriz. E, i̇stakim kelimesi esasen süresi mücerret olarak karşımıza çıktığında nasıl çıkar? Kame olarak çıkar. Kame. Yani ecref bir fiildir. Elif'in aslı vav'dır. O zaman fiilin aslı nedir? K-V-M Gaveme. Vav harfi illet mütarik. Ma kabul meftuh. Vav elifi çevirdik. Son olarak karşına game çıktı. Ama aslı gaveme. Gaveme fiilini istifal babına aktarırsan karşına ne çıkar? İstekveme çıkar. İstekveme. İstifal babından mazi. Gaveme'yi aktardım. İstekveme. Kharaca, istekhraca gibi. Gafara, istekhara gibi. Kaveme, istekveme. Peki şimdi ne var burada? Şu var, ilal var. Vav harfi illet, mutarrik, makabli, sahih bir harf ve sakin. Ne gerekir? Vav'ın harekesini sağ taraftaki harfe aktarmak gerekir. Kafa vereceksin vav'ın fethasına. Verirsek karşımıza nasıl bir şey çıkacaktır? Artık kaf harekeli. Vav'ın harekesini kafa aktardık. İsteqa. İsteqa vav sakin, mimde feta var. İkinci hmm. adım. Vav sakin mi? Evet. Niye sakin? Harekesi makabilden aktarıldığı için sakin. Hmm. Başka? Makabin'de feta var. Yani bu durumda vavın elife çevrilmesi gerekir. Çevirirsin. Karşına istekame gelir. İstekame. Mazi olarak böyle. Muzarisi nasıl gelir? İstek vemenin şunu yani aslına göre istek vemenin muzarisi yestek vimu gelir. Yestek vimu. Yestek vimu. Tabi niye muzarisine şimdi geçtim? Emri hazır nereden yapılır? Emri hazır muzarin muhatap kalıbından yapılır. O zaman yestek vimu, yestek vimani, yestek aslına göre çekim yapıyoruz. E, muhatap kalıbı için ne yapman lazım? Uzatma gerek yok. Ya yerine ta yazman lazım. Ya noktalarını sil, yerine ta yap. Testek vimu. Evet. Emr hazır. Testek vimu kalıbından yapılır. Şimdi tekrardan başa alalım o zaman. Testek vimu'yu bulduk. Testek vimu üzerinde emr hazır elde etmeye çalışabiliriz. Tes tek vi mu emre hazır yapmak için ne lazım baştaki muzdarat harfini silmen lazım sildim İlk harf sakin kaldı bak tes tek mu sin sakin ya o zaman ne lazım sana hemze eklemen lazım ekle o zaman is tek mu şeklinde gelir tabi emir hazır yapacağın için sonuncu harfi sukunu vereceksin artık is vim oldu değil mi? İstakvim. vim. vim. Peki şimdi ne olacak? Şimdi az önce bahsettiğim bir şey olacak. Mazide bahsettim sanırım. İstak de bahsetmiştik. Ee, i̇stakvim vim şeklinde karşımıza çıktı. Vav harfi illet mutarrik. Evet. Vav harfi illet harfidir ve harekelidir. Sağ tarafı yani kaf sahih bir harftir ve sakindir. Vav'ın harekesi ne yapacaksın? Sağdaki harfe yani kafa vereceksin. Verdik. Ne olur artık? İste gı, değil mi? İste gı. Ama vav sakin artık. Vav'ın harekesi gitti. İste gı. Vav sakin. Makabli meksur. Doğru mu? Evet. Ne gerekir? Vav'ı yaya çevirmek gerekir. Çevir. İstek peşine ya geliyormuş. Peşine de mim geliyor artık. İs isteği değil mi? İsteği. İsteğim. Mette var. İsteğim oldu. Tamam. Peki mim sakin mi? Evet. Ya sakin mi? Evet. İki tane sakin harf yan yana geldi mi? Doğru. Caiz mi? Değil. E ne yapalım? Hicayı ya silelim. Sildik. Geriye ne kalır? İsteğim kalır. Yani hadisi şerifteki bu kelimeyi artık bulduk. İsteğimdir. Tabii mimden geçiş yaparsın. Fümme istegim. Fümme istegim diye kimse okumaz yani. Öyle bir okuyuş yok da. Ben yani okuyorum yine de ne olduğu ortaya çıksın. inceleyelim diye okuyorum. Yoksa hemzeerke verilmez. İstegim kelimesinin serüvenini okuduk. Böyleymiş. Ve bu serüveni maksut okuyan kişilerin bulabilmesi, tespit edebilmesi beklenir. Maksut artı izi okuduğu halde bunları göremiyorsan yeterli pratik yapılamamıştır manasına geliyor. Tabii ki gramer kitaplarını okumak yetmez. O kitaplardaki kuralları ayetlerde, hadislerde vesaire kitaplarda işletmek, tatbik etmek, icra etmek gerekiyor ki bu kurallar oturabilsin. Evet bu dersimiz biraz uzun oldu. Bir hadis-i şerifi incelemeyi tamamladık. Dersimizi burada tamamlıyoruz.